tam kapanma geldi. Vatandaş ne yapacak? Nasıl geçinecek? Vallahi zordur. Allah yardımcı olsun. Allah yardımcı olsun da oyu hükümete veriyorsun. Hayırlısı Allah'tan, vallahi bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Aç kalanlara devlet ya bakar mı? İşsiz kalanlar olacak. 17 gün boyunca yevmiyeyle çalışanlar ne yiyecek ne içecek? Vallahi zordur. Sizde durumlar nasıl? Bizde de zordur. Herkeste de zordur. Ne yapacağız? Ben sana diyorum, hayırlısı Allah'tan, Allah inşallah hayırlı bir kapı açar. Ama bak işte geçen senelerde bu koronada yardım alamadığı için intihar edenler, işsiz kalıp çoluğuna çocuğuna bakamayanlar oldu. Ama o da Allah sabır versin, Allah yar ve yardımcıları olsun. Herkesinki de. Her şey Allah'tan. Her şey Allah'tan. Ama Allahu Teala bak, rakabu şeddettir, gafuru rahimdir. Ne demek abi o? Bu bak, Allahu Teala'nın merhameti de çoktur, gazabı da çoktur. Evet. Biz şükredeceğiz Allah'a. Kendi ibadetimizi yapacağız. Farz edelim. Müslüman bir ülkeyiz değil mi? Adaletli olacağız birbirimize. Allahu Teala da merhametini üzerimize yapar. Ama biz adaletli değiliz. Dindar değiliz. Bak biz Müslümanız. İyi, doğru dürüst Müslümanlığımızı yapmıyoruz. Fakat Allahu Teala bu hastalığı dünyaya böyle şey yapmış. Öyle bir virüstür ki ediyorlar, etmiyorlar, çaresini bulamıyorlar. Ne soracağım abi? Biz Müslümanız da, elin Amerika'sı da gavur. Adamlar Hristiyan, tabii onların da Allah'ı var kendi inancına. Ama Allah birdir. Şunu soracağım. Onlara Amerikan başkanı binlerce lira dolar para veriyor. Bizimkisi Allah'a şükrediniyor. Nasıl olacak? Ya şimdi bizimkisi duruma göredir yani. Şimdi desek ha getir ver falan. Ya iki versin diyor. Olsa versin. Niye yok? Ben ne biliyorum, artık onlar biliyorlar. Baştakiler biliyorlar. Ben nereden bileceğim? Onlar da hiç biliyormuş gibi davranmıyor. Sessiz sessiz davranıyor. Sessiz sakin şimdi. Diyorlar ya böyledir böyledir falan. Yani Hazreti Ömer'in adaleti diyorlar ya. Bak yayınlar madem ki öyledir ha. Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ömer padişaydı. Şimdiki cumhurbaşkanı gibi. Bak iyi dinle. Şimdiki cumhurbaşkanı gibiydi, farz edelim. Onun maaş zamanı gelmemişti. Şey yaptı. Hazreti Osman'dan halifeydiler ya. Hazreti Osman'dan borçla para istedi. Hazreti Osman ona dedi sen... Şey zaten şey bütçe senin elindedir. Oradan al, maaşın geldiği zaman üzerine bırakırsın. O ne dedi? Dedi ben alsam dedi bu milletle hepsi nereden helallaşacağım? Yarın ölsem ne malum yarınki ölmeyeceğim. Öldüğüm zaman bu milletle nasıl helallaşacağım? Dur. Niye dedi? Dedi bu beytilmaldır. Bu Türkiye farz edelim. Herkesin hakkı var içinde. Eğitimlerin hakkıdır. Herkesin hakkıdır. Zengindir, fakirdir, şudur budur. Ya, bugünkü yöneticilerde Hazreti Ömer'in adaleti ahlakı var mı sence? Vallahi o da Allah biliyor artık. Ezan da okuyor, Allah biliyor. Ben bir şey demem. Şunu soracağım. Öyle olsa bu ülkede bir aylık maaşı 170 bin lira. Vallahi, bak, şimdi... Bu ülkede bir aylık maaşı 170 bin lira olan memurlar var. Sence adalet hassızlıktır, var mı? Hassızlıktır. Hassızlıktır. Benim elime 5 kuruş gelmiyor. O bir farz edelim 100 milyar alıyor. Benim 100 milyar 10 yıllık gelirimdir. Sana şunu soruyorum. Eşi sağlam kaza bağlamayıp da çayırı salıp Allah'a emanet demek ne kadar doğru sence? Vallahi doğru değil. Vatandaş olarak sen acaba hükümeti denetliyor musun? Her şeyi Allah'a bırakıyoruz ama. Her şeyi Allah'a bırakıyoruz fakat hükümete de her şeyi bırakmıyoruz. Biz de kendi irademizi kendimize göre kullanıyoruz. Mesela ne yapıyorsunuz? Bildiğimize göre. Ya biz her şeyi dört dörtlük sana söyleyeceğiz. Allah Allah. Niye söyleyeceğiz? Şimdi bak Lukman Hakim'e söylediler. Akıl kimden almışsın demiş körlerde. Evet. Kör nasıl adımının yerini görmeyene kadar diğer adımı atmaz. Bizim büyüklerimiz bazen koşuyorlar, düşüyorlar. Evet. Düştüğü zaman başı kırılıyor, kolu kırılıyor, her şey oluyor. Bu sefer diyor düştü. Ya düşme, adımını sağlam yere at. Öyle değil mi şimdi? Ama işte onlar yanlış yere atınca vatandaş düşüyor. Onlara bir şey vatandaş da zaten şimdi bir zincirlemedir, birbirine bağlıdır. Onlara hiçbir şey olmuyor. Birbirine bağlıdır. Şimdi senin 4 tane çocukların var. Birisini sevsen, üçünü dişlasan, o üç kişi, o birisi var ya, kaybederler. Hazreti Yusuf meselesi gibi. Bugün böyle bir durum var mı sence? Bugün Türkiye'de öyle var. Hadi eyvallah. Çok sağ olun, çok teşekkür. Eyvallah. Efendim, tam kapanma ilan edildi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçineceksiniz 17 gün? Bilmiyorum valla. Vatandaş idare edebilir mi? Yani sonuçta kazanmayacak. Çok zor. Çok zor bir süreç geçiriyoruz yani. Hükümet neden bu durumu hiç dillendirmedi? Amerika'da, Avrupa'da insanlara maaş bağlandı, para verildi. Tamam. Türkiye'de böyle bir şey neden? Bizim bütçesinin yetmeyeceğini düşündükleri için. Niye yetmiyor ki? Bayağı dünya liderliğini oynuyordu. Ben yurt dışında çalışıp geliyorum. Neredesiniz efendim? Danimarka'dayım. Danimarka'dasınız. Nasıl efendim orada durumlar?
orada buraya göre çok çok güzel imkan. Çok, çok güzel. Ha. Niye efendim bizde böyle de orada öyle acaba? Vallahi bilemiyorum. Siz Türkiye'ye tatile mi geliyorsunuz? Yok, ben daha önceden oradaydım. Evlenince Türkiye'ye yerleştim. Nasıl şu anda, bir pişmanlık falan var mı? Ya aslında tabii ki de Türkiye'de olduğum için çok mutluyum ama imkanlar biraz sıkıntılı. Siz şimdi orada kazanıp burada yiyor gibi mi oluyor, burada kazanıp orada yiyor gibi mi oluyor? Tam tersi, burada. Orada çalışıyorum, ben buraya geliyorum. O zaman biraz iyi durumlar. Aynen, 6 ay oradayım, 6 ay burada. Peki, vatandaşa baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani insanlar sıkıntı içinde mi? Bu insanlar Danimarka'da yaşasaydı bu sıkıntıyı yine çeker miydi? Hiç zannetmiyorum. Hiç olmaz. Hiç zannetmiyorum. Bazıları da geliyor diyor ki ya Avrupa battı bitti diyor. Avrupa'da insanlar aç diyor. Vallahi belki yer yer değişebilir. Hani ben diğer tarafları çok iyi bilmiyorum ama Danimarka'daki imkanlar şu an çok güzel. Danimarka geneli için konuşsak, sadece Danimarka için konuşsak. Sokakta yaşayan insan, açlıktan sokağa düşen insan var mıdır? Sokakta yaşayan birçok insan var ama kendi tercihleri, devlet onlara da bakıyor. Nasıl kendi tercihi oluyor? Bizim bir insana hiç anlatamazsınız onu. Nasıl yani insan sokakta yaşamayı tercih ediyor? Yaşayan birçok insan var ama devlet onlara da yardım ediyor. Hatta mesela ev tuttukları halde evde yaşamayı reddedenler var. Bu bir tercih yani. Kafası öyle tercih. Yaşamak istiyor. Çünkü orada herkes eşit durumda şu anda. Herkes eşit yani. Çalışan işsiz kalsanız devlet size yardımcı olur mu? Tabii ki de. Ev bulur mu size? Yani şöyle söyleyeyim. Eğer çalışamayacak durumdaysam kira yardımı yapar. Yani çalıştığın halde bile eğer kazancın kiranı ödemeye yetmiyorsa o zaman da kira yardımı yapıyor. Yani sırtınız yere gelmez. Doğru mu? Aynen öyle. Ben şimdi tekrardan oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Aynen. İnşallah gidersiniz. Teşekkür ederim. Biz bu çileyi çekerken. İnşallah her şey çok güzel İnşallah. Olur. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tam kapanmayı soruyoruz. Nasıl, vatandaş nasıl etkilenecek sizce? Vallahi kimse yasalara uymuyor. Biz mecbur geldik. Hastane için geldik. Çocuğun doktoru için geldik ama sağ olun, teşekkürler. Yarın akşam tüm Türkiye'de aslında sokağa çıkma yasağı başlayacak. 17 gün boyunca kimse sokağa çıkamayacak. İşi olanlar hariç. Nasıl olacak? Vatandaş ne yiyip ne içecek bu durumda? Ben markette çalışıyorum kasiyer olarak. Bugün izinli günüm. Aynen, evet evet. Yani müşteriler de bize soruyor hani ne yapacağız diye. Hani ben de ben orada bir çalışanım ama hani mümkün olduğu müddetçe çıkmayın diyorum. Hani gelenler de hep yaşlı oluyor genelde. Marketten bir soru sorayım. Vatandaşın alım gücü düşüyor mu? Tabii ki de. Fiyatlar yükseliyor mu? Yani bir tane ürün alıyor, fiyatına bakıyor. Evet. Kasada farklı çıksa işte niye farklı çıktı oluyor? Fiyat değişikliği oluyor. İş sahibi firmacılarla alakalı biraz. Hani onlar zam yaptıkça bizim patron da zam yapmak zorunda. Dönüşümlü yani bu. Hani ne bileyim pandemi, Türkiye'nin durumu. Pandemi başladığından beri sizce ne kadar böyle vatandaşın alım gücü etkilendi? Yani mesela bir sütün fiyatı ben bir markette 7 lira olarak gördüm. Bizim yani, her yerde olan markette. Her şey yani sütten tutun pirince, bulgura yani neredeyse %50'den fazla artış oldu. Aynen, çok fazla artış oldu. Gerek yok yani, niye bu kadar, niye oluyor ki? Zaten asgari ücret ne kadar? Sattığınız ürünlerin menşeine hiç baktınız mı? Mesela deniyor ki mercimek Kanada'dan, pirinç Çin'den, ne bileyim işte bulgur bir yerden geliyor deniyor. Siz bakıyor musunuz sattığınız ürünlerin arkasında? Ben kurumsal bir yerde çalışmıyorum. Öyle mi? Çalışmadığım için de bizim de yerli yani firma verimi bilmiyorum da Sames Alışveriş Merkezi'nde çalışıyorum. Çağlar Soy'u satıyoruz genelde. Yani şey yerli ürün satıyoruz. Ya belki yerli. De yerli olmadığı için diğerleri için söyleyeyim. Fiyatlar yükseliyor, dolarla geliyor ya. O yüzden olabilir. Vatandaş peki sizce bu durumdan nasıl etkilenirler? 17 gün evine para sokamayan bir insan nasıl alışveriş yapar? Alışveriş yapamıyor ki zaten. Herkes kredi kartına yüklenmiş artık. Herkes kredi kartı, nakit neredeyse hiç yok denecek kadar az. Herkes kredi kartı, herkes borçlarla boğuşuyor. Var da harcasa neyse ama borçla. Artık kredi kartını önceden çekip duruyorlardı ama şimdi öyle değil. Kredi kartıyla bile hesaplı yapmaya çalışıyorlar. Zor yani, Allah bilmiyorum. Sizce düzelir miyiz? Bu gidişle biraz zor. Nasıl olacak? Hükümet düzeltebilir mi sizce bu durum? Yoksa yeni bir hükümet mi gelmeli? Yani hükümet yapmaya çalışıyor galiba. Ben de bilmiyorum tam. Niye yapamıyor peki? 19 yıl oldu. Ülke yönetiliyor tek başına bir iktidar.
Yani kasada neden para yoktu da vatandaşa bir yardım yapılmadı? Amerika'da biliyorsunuz binlerce dolar yardım yapıldı vatandaşlara. Avrupa keza öyle. Neden biz mesela Ay'a çıkmayı düşünüyoruz ama vatandaşın cebine 1.000 lira koymayı düşünmüyoruz sizce? Yani yardımlar yapılıyor aslında. Siz aldınız mı? Ben almadım. İhtiyacınız yani olmadı. Ben çalışıyorum, eşim de çalışıyor ama çevreden duyduğuma göre yardım oluyor. Mesela ama insanlar yetiremiyorum diyor. Efendim kendini yakanlar var, intihar edenler var. Bunlar keyfinden mi intihar ediyor? Yetmediği için mi intihar ediyor? Tabii ki de yani bunalıma giriyor insanlar. Kolay değil. Yarın bir seçim olsun. Sizin adayınız kim olur? Ben hiç kimseyi tutmuyorum. Gönlünüzde kimse yok mu? Hiç kimseyi tutmuyorum gerçekten. Hiç kimseyi tutmuyorum. İnşallah düzelir diyor. İnşallah düzelir. Ortadan konuşuyorum. Son olarak şunu sorayım. Çocuklarınızın geleceği için bu ülkeden umutlu musunuz? Yoksa onların da yurt dışına yani gitmesini ister? İyi günler beklemiyor. Daha çok kötü günler bekliyor onları. Yani çocukların biz geldik gidiyoruz ama çocuklarımız için tabii iyi bir gelecek bırakıyor musunuz çocuklara? İleri göremediğimiz için, biz göremediğimiz için ne günler bekliyor bilmiyoruz yani çocukları. Şansa kadere diyor. Evet yani. Efendim emekliye 100 TL zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi alabilir miyim? Yetmez mi?